Ya biraz şakayı bir kenara bırakıp ciddi konuşalım. Şimdi sezon başında Fenerbahçe'yi hakemler dışarı attı. Biz o sırada hep böyle de bağırdık, çağırdık. Aman şu olur budur falan. Evren Efendi dedi ki bize, ya dedi çok ağlıyorsunuz ya dedi. Tamam desin. Abi. Arkasından Beşiktaş'ı ince bir böyle şey söğüş yaptılar. Beşiktaş'ı da dışarı attılar abi. Tamam mı? Şimdi son haftalarda Galatasaray'a da doğradılar. Şimdi yalan söylemeyeyim. Galatasaray'a da bir söğüş yaptılar Aa, yani. İlk defa şey yaptın yani. Ha, yani tamam. Ama işte bu bir organizasyon. Kimin için yapıyorlar bunu, bu organizasyonu? Bunlar abi hakemler bunu böyle bir organizasyon yapıyorlar. Bunu nasıl olduğuna, kimlerin yaptığına, nasıl bir organizasyon olduğunu artık anlam veremiyorum yani, ama bunların ortaya İstanbul'un 3 takımını lazım. Devreden çıkarmak için bir organizasyon mu yaptılar? Ya abi sana bir şey söyleyeceğim. Geçen şeyle bizim takım oyunda konuşuyoruz. Şey dedi ki Erman Hoca, ya dedi işte Göksel Gümüşdağ'dan korkuyorlar dedi. Abi sen Göksel Gümüşdağ'dan korkuyorsun, Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan korkmuyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha, bu nasıl bir güç abi? Bu nasıl bir güç yani? Şimdi bu hafta Okan Hoca, bizi seyrediyorsa da buradan sevgiler, selamlar kendisine. Çıktı dedi ki, ya işte bize kartları biraz böyle bedava verdiler falan filan gibi. Okan Hoca, sezon başından beri aleyhine bir tane hakem hatası yok ya. Her takımın düşmemeye oynayanın da var, şampiyonluğa oynayanın da var, orta sıralardakinin de var. Herkesin başına bir şey ya gelmiş, hocam, senin başına hiçbir şey gelmemiş abi. Okan Hoca'nın dönemini geç, Başakşehir'in son 4-5 senesinde hakem hatalarına bak. Gene aynı tablo. Neredeyse yok. Aynı tablo. Neredeyse yok. Şimdi bak biz burada alışkın Beşiktaş değiller yani. Hakem hatası olmaz. Şimdi bak burada değiller. Bir Kayada olayı yaşandı bu sezon. Özel maçta kart gördü. Hakeme küfür etti. Hakem yazdı bunu raporuna. Ne oluyor? İlk resmi maçta oynamıyorsun. Bak ilk resmi maçta oynamıyorsun değil mi Evren? İlk resmi maçta oynamıyorsun. Fakat bu hakemin raporuna rağmen bu katakulli oldu. Arkadaş Beşiktaş maçında oynadı. Vida atıldı. Enneni atıldı. Bunu bak bunu Beşiktaş'ı yorumlayan birkaç kişi hariç Erman Hoca dışında Türkiye'de gündeme getiren adam olmadı. Bak gündeme getiren bunu. Şimdi söylüyoruz arkadaş. Yani bu buradaki arkadaşlar için söylemiyorum. Genel için söylüyorum. Ya biriniz söyleyin ya. Ya hani sizin canınız yanmayınca mı? Yanınca mı illa konuşacaksınız? Beşiktaş Göztepe tartışmalı. Bazı maçları var. Çok hepsini anlatmıyor. Tartışmalı. Abi kimse konuşmuyor ya. Hiç kimse. Ne zaman Galatasaray'a geldi sıra? Ne zaman Trabzon oldu? Ne zaman o oldu? Ne zaman bu oldu? Ne zaman Fenerbahçe oldu? Konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe derbisi de öyle Cüneyt Çakır'ın. İşte bu hep söylediğim şey var. Bumerang gibi size dönecek. Dönüyor da. Dönüyor da. Hep söylediğimiz nokta. Ya ne kadar çok hakem konuşuyorsa ya arkadaş bu hakemler. Yani bu yapı İngiltere'de olsa İngiltere basınında bunu konuşacak. Amerika'da da olsa Amerikan basınında bunu konuşacak. Zaten. Şimdi bazı meslektaşlarımız diyor ki ya biz artık Türk basınında bıktık. Biz yabancı basın seyrediyoruz. Niye abi? Orada hakem konuşuyor. Abi orada oradaki hakemler burada olsa gene konuş. Burada da konuşmaz kimse. Delirdiniz mi ya? Sen buradan hakemleri götür bir gün Premier Lig maçları yönetsinler. Hapse atarlar abi. Yemin ederim hapse atarlar ya. Abi bir de Serdar çok garip bir şey var. Acayip fütursuzca yapıyorlar ya. Ya böyle hakemler olduğu yere Türkiye Futbol Federasyonu gerek yok ya. Ben ondan korkuyorum zaten bunlardan. Çok fütursuz yapıyorlar abi yani. Çok rahatlar. Hani başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek yapıyorlar sanki. Bak aralarında iyiler var, tenzih ediyorum. Tabii ki canım, onları tenzih ediyoruz. Bak genç nesil yemin ediyorum pırıl pırıl parlıyorlar. Alper Usta maçı aldın mı bu hafta? Alacak mı? Açıklanmadı değil mi daha? Geçen hafta daha bu önümüzdeki hafta açıklanmadı. Şeyi Ali Palabı'yı galiba şeye vermişler. Adana Demirspor maçına mı vermişler? Bu hafta içindeki maçlar değil mi? Ha. Erzurum. Erzurum. Güzel maç o maçta. Bence hakemlikte yabancı sınırı kalksın abi. Hayır. Yabancı hakem olsun diyorsun. Sınırsız abi, olsun abi. Abi fütursuzca yapmaları olmaz işte. Olmaz abi. Yani Haluk Ulusoy eskiden derdi ki cesedimi çiğnemeleri lazım. Abi böyle bir şey olmaz. Günah yani bu insanların emeklerine. Ya dünya, her kulüp dünya yatırım yapıyor fakat, abi. Fakat bak. Bak şu Gökhan Tören'in olayı günah değil mi abi? Yani Hikmet Hoca hazırlamış takımı, motive etmiş. O adamları motive etmek kolay mı abi ya Allah aşkına? Bitmiş yani adamlar belki para falan da alamıyorlardır büyük ihtimal. Ama biz mesela Malatya, Ankara, Anadolu takımlarını konuştum mu 3 gün sürüyor. Unutulup gidiyor abi. Evet işte abi onu üzülüyorum. Acımasızca ya. Yani ya burada o adamlar zaten emeği, belki oyuncular para alamıyor, yatırım yok. Yapmayın kardeşim bunu ya. Bu kadar da yapmayın yani. Zaten seyirci de. Günah günah vallahi. Günah abi ya. Vallahi günah abi. Bak ben ne dedim o gün? Bana hatta Fener taraftarları kızdılar. Kızmayın arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'nin bu şekilde galibiyet almasını, bir takımın hakkını yenerek galibiyet almasını sevinecek kadar kötü bir adam değilim dedim. Burada bana, aa sen nasıl Fener? Ben böyle Fenerliyim kardeşim. İşine geliyor. Sen sevin.
Sen istediğin gibi sevinebilirsin. Ama ben bu şekilde rakibin hakkını yenilerek kazanılmış bir galibiyeti ben istemiyorum. İstemiyorum. Ben böyle bir adam değilim. Başkaları isterler. Ne olursa olsun her şey mübahtır diyenler vardır. Ben öyle bir adam değilim kardeşim. Ya zaten normali o ya. Ha, ben öyle bir normali adam değilim. Normali böyle olmak abi. Ben öyleyim. İş size gelirse. Adaletsizlikten pay kapma. Sen nasıl Fenerlisin? Sen eğer öyle Fenerlisin, ben böyle Fenerli değilim kardeşim. Ben öyle senin tuttuğun Fenerbahçe'yi ben tutmuyorum. Her yol mübah diyen Fenerbahçeli ise ben onun tuttuğu Fenerbahçe'yi tutmuyorum. Ben başka bir Fenerbahçe tutuyorum. Böyle olmaz. Ve hakemler bak Galatasaray'dan sonra bir iki haftada Trabzon'u doğruyorlar yavaş yavaş. Herkes çok uyandı artık. Bağırmaya başlayınca biraz durdular bak. Abi ligi boşuna oynatıyorsun. Öyle diyorsun. Şimdi bu haftadan sonra bakayım ne olacak. Sezon başında söylesinler. Korkmuşlar. Sen şampiyonun, sen ol, sen ikinci yol bitsin. Yemin ediyorum korku filmlerinde hakemleri oynatsınlar. Korkuyorum ya adamlardan. Bir hakem görünce korkuyorum. Çünkü arkasında böyle başka bir şey var. İçinde başka bir şey varmış gibi geliyor ya. Çok rahat yapıyorlar hatayı. Ya sen Emre Belezoğlu sana diyor ki hocam bana bir şey yapmadı, kartı geri al. Gökhan Tera diyor ki hocam yapmadım, git bir bara bak. Bütün bunlara rağmen gidip o kırmızı kartı verebiliyorsan geçmişte de örneği var ha. Senin kafanda başka bir şey var. Veli Kavlak örneği var geçmişte. Sarıyer maçında çocuk gitti söyledi. Aa öyle mi dedi hakem? Geri aldı kararı. İşte 6 saniye kuralı tartışılıyor. Hala tabii, daha konuşuluyor. Tabii uygulanmayan kuralı tartışıyoruz yani. Ya bak bir şey söyleyeyim sana. Abi. O normal bir durum değil. Evet. Bak o maç aslında milat. Şimdi bak hakem yani, haklı kardeşim diyen birçok insan oldu, yorumcu oldu. Arkadaş bak bu iş nasıl biliyor musun? Sen arabanla git, tamam mı? Sıfır araba al. Sana trafik polisi ceza kesecek bir şey bulur abi. O arabada bulur. Bulur abi, mutlaka bulur. Hakem de, bak hakem de sana ceza kesecek çok şey bulur. Şimdi karar doğru mu? Doğru. Ama en son ne zaman uygulanmış? Ben anlamam kardeşim en son ne zaman uygulandı demek de yanlış. Abi eğer uygulanmıyorsa ve bunu bir anda hatırlayıp da uyguluyorsa ben başka niyet ararım. Aynısını Samsun Spor Beşiktaş maçında o. Beşiktaş Samsun Spor maçında. Hakem şu an öyle terk ediyor. Ama arkadaş bu kuralları daha önce uygulamıyorlardı. Peki vardı, niye uygulamadılar? O zaman başka bir art niyet ararım. Bak net ararım. Eğer burada vay işte Galatasaray'ın canı yandı bana ne hakem haklı kardeşim diye düşünürse yorumcu, yazar, çizer neyse olmaz abi. Sen diyeceksin ki soru abi, bu. Abi ben diyorum ki hayır, hakem soru her hata yap diyorum. Bana ağlıyorsun diyor hayır, adam. Hayır soru şu. Sana ağlıyorsun diyor. Abi bak soru şu. Neden hakem bunu yaptı? Neden şimdi bu kuralı uyguladı? Ama kimse bunu sordu. Ligin ortasında mı diyordu bunu? Ama daha önce de. Ben nerede uğranıyor? Ben burada hakem hatası diyorum. Bana diyorsun ki ağlıyor. Yo, ben haklı o zaman abi. Sen ben diyecektin ki. Söyledim, sen diyecektin ki evet arkadaşlar Fenerbahçe'nin hakkı yeniliyor. Fenerbahçe'nin önü kesiliyor. Söyleyeceksin. Bizim birlik beraberlik olmamız lazım. Çünkü önümüzde karşımızda çok ciddi bir teşkilat var. Ben ciddi bir teşkilat öbür var. Programlarda daha çok futbol konuştuğum için orada söylüyorum. O zaman söyleseydin, şimdi diyorlar ki... Abi senin karşında Fatih Hoca, Galatasaray, yönetim, o bu sabah akşam öyle olunca ben de sana cevap vereceğim kardeşim. Ben ezdirmem Galatasaray'ı. Sen işte hep o cevabı vereceğim sana. Ama niyeti Galatasaray'ı ezmek sizin değil ki canım. Fatih zaten, Hoca'ya toz diyecek. Konmasın, Galatasaray'a toz konmasın. Galatasaray her şeye rağmen şampiyon olsun. Hakem hataları olabilir. Hakemler de insandır kendisine yapıldığı zaman. Karşılığına aleyhine yapıldığı zaman ortalığa ayak kaldırma. Ben bu kadar futbol işinden geldim o kadar bunun körüm üzerine, yani. Bunun üzerine kuruldu her şey. O kadar kafanız körüm yani. Kafanız bunun ha. Üzerine kuruldu. Oysa, sana körsün oysa demedi kulüpler, ya. Yok oysa, ya hiçbir şey görmüyorum. Oysa herkes hepimiz birlik olabilsek belki bu camiayı karşımızdaki bu ciddi organizasyonu çökertebiliriz. Ne birliği abi? Nerede birlik oluyoruz lazım. Ya? Tek başımayım ben. Hepimizin şey yok. Birlik olması lazım. Bu hakem hataları konusunda özellikle. Hayır şey diyor. Bütün paydaşlar. Sana yapıldığı zaman da bana yapıldığı zaman da aynı şekilde canının yanması lazım. Aynı şekilde canının yanması. Ki, o öyle. Zaman belki bir şey yapabiliriz. Sen bana dersen ki ağlama Emre. Ben sana dersem ki ağlama Evren. Bu işin içinden çıkamayız. Sen çok ağladın ama. Çok yapıldı ben hata. Ben sana hep dedim ki başkalarının mutsuz da mutlu olmayın. Öyle. Ama siz hep onu tercih ettiniz. Çok yapıldı hakem onun hatası. Onun için hiç mutlu olamıyorsunuz. Bu sene var ya Beşiktaş'la Fener harbiden çok fena doğradılar. Dayı. Ondan dolayı hiç mutlu olamıyorsunuz yani. Var mı duman ya Beşiktaş bari yani o kadar acımasız ki yani. Vallahi çok fena arkadaş dağıtılar. Sezonun ilk yarısını bitsin. Efes ayağa kaldırmadılar. Hep böyle çömelik bıraktılar. Ulan bir ayak kalkamadı yani Fener. Niye çömelik? Fenerbahçe de tabii taraftar şimdi bekliyor yani şampiyonluk. Hani işte yok efendim hakem hatalarıymış, yok bilmem neymiş artık bu bahanelere çok da fazla umursayacağını zannetmiyorum ben Fenerbahçe'nin sevgili Emre. Önümüzdeki sene doğru işler yapmaları lazım artık. Önümüzdeki sezon sonunda seçim var. Mayıs'ta. Seçim var tabii. Mayıs'ta. Fenerbahçe önümüzdeki sene şampiyon olmazsa eğer Ali Koç seçimi kaybeder. İşler karışır. Gerçi başkan şey demişti bana 6 yıl verin demiş değil mi?
6 yıl kimse vermez başkan sana haberin olsun.